Arkadaşlar Hazreti Ali'nin ölümüyle Muaviye Şam'da halifeliğini ilan eder. Böylelikle Emevi Hanedanı tarafından ilk defa bir devlet kurulmuş olur. Ya da şöyle, Hazreti Ali'nin ölümüyle Muaviye Şam'da halifeliğini ilan eder ve Emevi devleti kurulur. Emevi devleti İslam tarihinde ilk defa bir hanedan tarafından kurulan devlet olacaktır. Hilafet saltanata dönüşecektir bu dönemde. Ne oldu şimdi? Devletin kurucusu Muaviye'dir. Arkadaşlar Muaviye 661 yılında halifeliğini ilan eder ama burada şöyle bir sorun. Abdullah bin Zübeyir var. Hazreti Ali'nin oğullarından Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin var. Küfedeler bunlar. Buna karşı çıkarlar. Fakat Hazreti Hasan İslam Müslüman toplum arasında birliğin olmasını sağlamak, ayrılığın olmasını engellemek amacıyla gider Muaviye'ye itaat eder, biat eder. Hazreti Hasan'ın 661 yılında Muaviye itaati İslam tarihinde Amül Cema olarak kabul edilir. Birlik yıl olarak kabul edilir. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Hazreti Ali'nin, Hazreti Hasan'ın Muaviye itaatiyle ortaya çıkan yıl 661 yılıdır. Ben şeylerden bahsetmiştim size. Hatırlayın işte. İşte elçiler yılı değil mi? Hüzün yılı. Bundan bahsetmiştim. Ki Muaviye döneminde arkadaşlar Hazreti Ali döneminde duran fetihlere devam edilir. İstanbul iki kez kuşatılır ki ilk İstanbul kuşatması Emeviler döneminde Muaviye zamanındadır. Kuzey Afrika'daki fetihlere devam edilir arkadaşlar ki o Tunus bölgesindeki fetih tamamlanır ve orada Kayraman şehri kurulur. Muaviye'nin ölümüyle tabi bu durum burada hem doğuda hem batıda, yani hem Orta Asya'da hem de arkadaşlar Kuzey Afrika'da fetihlere devam edilir. Muaviye ölmeden önce oğlu Yezid'i veliaht ilan eder. Şimdi bu sorun, bu sıkıntı. O zaman işte bu olay şunu gösterdi. Bu devlet hanedan devlet olacak. Ki veliaht ilan etmesiyle birlikte hilafet saltanata dönüşür. O zaman hilafeti saltanata dönüştüren olay budur ve Emeviler dönemindedir. Yezid'in tahta geçmesi, artık taht diyoruz yani, saltanata geçmesi, devletin başına geçmesi, veraset yoluyla geçmesi İslam toplumunda tepkilere sebep olur. Hazreti Hüseyin buna tepki gösterir, Küfe halkı buna tepki gösterir. Bu olay üzerine ben bunu uzatmayacağım arkadaşlar. 680 yılında oluyor bunların hepsi. Kerbela olayı yaşanır. Kerbela. Kerbela'da Yezid'in adamları Hazreti Hüseyin ve akrabalarını 72 kadar yanılmıyorsam şehit eder. İslam tarihinde buna Kerbela olayı denilir. Kerbela olayıyla İslam dünyasında artık kesin ayrılıklar başlar. Yani hakem olayıyla ortaya çıkan ayrılıklar Kerbela olayıyla artık kesinleşir. İslam toplumu itikatta ayrılacaktır. Yani Maturidi, Eşari, Mutezile gibi yavaş yavaş böyle mezhepler ortaya çıkacaktır. İtikatta, fıkıhta değil, fıkıhta daha sonra arkadaşlar, işte fıkıh dediğimizde Hanifi, Şafii, Hanbeli, Maliki gelir. Arkadaşlar bu dönemde bakın Medine halkı itaat etmez Yezid'e ve Harre olayı yaşanır. Yezid'in adamları 3 gün boyunca Medine'yi yağmalar. Harre denilen yerde katliamlarda bulunur. İslam tarihinde bu Harre olayı olarak geçer. Şimdi Emevilerin en parlak devri Abdülmelik dönemidir ki Abdülmelik Emevilerin en büyük hükümdarı olarak geçer. Peki bu devirde ne olur? Haricilerin büyük bir kısmı ortadan kaldırılır. Önemini kaybeder. Kuzey Afrika'nın fethi tamamlanır. Yani artık Fas'la fethedilir arkadaşlar. Buradaki komutanlar birazdan karşımıza çıkacak. Bu dönemde çok önemlidir. Arapça resmi dil ilan edilir. İlk defa Arap parası bastırılır. Peki bu zamana kadar ne konuşuluyordu? Arapça, fethedilen yerle de Farsça, işte arkadaşlar ayrıca Yunanca, yani Rumca, bunlar konuşuluyordu. Artık Arapça resmi dil ilan edilir. Bu hem resmi işlerde kolaylık sağlamak amacıyla yapılır, hem de arkadaşlar böyle bir şeyin yapılması Arapçanın kültür olarak da yayılmasını sağlar ki bu olay Arapçanın kültür olarak yayılması Kuzey Afrika'nın Araplaşmasında beraberinde getirir. Bunlar ayrıca Emevilerin milliyetçi politikaya sahip olduğunu da kanıtlar. Arkadaşlar Emeviler posta teşkilatını kurandır. Hazreti Ömer askeri anlamdaydı. Artık burada Berit teşkilatı kurulur. Divan-ı Berit diye bir ifadeyle posta teşkilatı kurulur. Yine ne dönemde? Abdülmelik döneminde oluyor bunların hepsi. Arkadaşlar Kudüs'teki en büyük mescit olan Kubbetü Sahra inşa edilir ve Abdülmelik'in ölümüyle yerine Velid geçer. Velid dönemi de çok parlak bir dönemdir. Arkadaşlar bu dönemde Kadix Savaşı ile Avrupa'da fetihler başlar. O zaman Avrupa'da fetihleri başlatan birinci Velid'dir. Arkadaşlar Abdülmelik'in oğlu ki bu fetihlerde iki isim çok önemli. Tarık bin Ziyad, gemileri yakan, İspanya'ya ilk donanmayı askeri indiren, Musa bin Nusayr Kuzey Afrika valisi artık arkadaşlar ki o bölgenin de valiliğini ele geçirecek. Bunlar aracılığıyla 711 yılında Kadix Savaşı'yla
arkadaşlar Vizigot Krallığı ile yapılır bu savaş ve Endülüs İspanya fethedilmeye başlanır. Arkadaşlar bir taraftan da Kuteybe bin Müslim Orta Asya'da fetihlere devam eder. Yani hem Avrupa'da hem Orta Asya'da fetihler olur ki yine bu dönemde Mescid-i Aksa inşa edilir, tamir etme anlamında inşa edilir. Emevi Camii Şam'da, Şam'ın en büyük camilerinden Emevi Camii yaptırılır. Arkadaşlar Abdülaziz, Ömer bin Abdülaziz, Ömer İbnül Hattab'ın, Hazreti Ömer'in torunu bu başa geçer. Yani Emevilerde başa geçen hükümdarlardan bir tanesi, halifelerden bir tanesidir. Bu dönem Emevilerin şöyle bir politikası vardır. Mevali politikası. Emeviler ırkçı, milliyetçi. Arap olmayana değer vermiyor. Arap olmayana kız vermiyor. Arap olmayanı devlet kademesine getirmiyor. Onu memur yapmıyor. Irkçı, milliyetçi. Biz buna artık şunu söylüyoruz. Yani Emeviler dediler, İslam'dan uzaklaşmışlar. Biz bunu burada görüyoruz. İşte Ömer bin Abdülaziz bu uygulamaya son veriyor kendi hilafeti döneminde. O yüzden Ömer bin Abdülaziz Hulafay-ı Raşidi'nin 5. halifesi olarak kabul edilir. Bunu sorabilirler. Unutmayın arkadaşlar. Önemli bir isimdir bu. Tamam. Hişam bin Abdülmelik döneminde yaşanan 732 Puvatya Savaşı'yla Avrupa'dan Frank Krallığı ile olacak bu. O 1492 Kastilya Kraliçesi ile Aragon Kralı evlenecek. Artık İspanya'dan Müslümanları Endülüs'ten Müslümanlar atacak. Beynahmer oyunu ileride söyleyeceğim size. Avrupa'dan geri çekilme başlar. Burada ne var o zaman? Şöyle diyelim burada. Kadix Savaşı ile Avrupa'da fetihler başladı. Puvatya Savaşı ile Avrupa'da gerileme başladı. Puvatya dediğimiz yer Fransa topraklarıdır arkadaşlar. İkinci Mervan döneminde artık Abbasiler isyan eder. Ebu Müslim'in isyanı, Abbasilerin isyanı, işte Şiilerin isyanı. Aklınıza ne gelirse artık arkadaşlar. Emeviler ırkçıydı. Türklerin isyanı. Abbasi devletinin isyanıyla artık Emevi devleti yıkılır yerine. Abbasi devleti kurulur. Peki Emeviler deyince başka ne gelecek akla? Arkadaşlar İslam mimarisi Emeviler döneminde Hristiyan mimarisiyle yarışacak, boy ölçecek duruma gelir bir. Bu dönemde kubbe, kemer usulü İslam'da uygulanır ama bu Türklerden Araplara geçer. Yine bu dönemde arkadaşlar camiler, medreseler, köprüler, hanlar, kervansaraylar, kervansaray ribattır İslam tarihinde ilk defa Emeviler döneminde ortaya çıkmıştır, kurulur. Arkadaşlar yine bu dönemde camilerde mihrap, minare, şadırvan gibi ilk yapılar ortaya çıkar. Bunlar önceden yoktu, Emevilerden önce yoktu. Emeviler döneminde ortaya çıkar. Fakat bir sorun var. Emevi saraylarında genellikle insan ve hayvan figürlü resimlere, heykellere yer verilir. Bu da İslam anlayışından uzaklaştıkları anlamına gelir. Bu dönemde Hazar ve Türgüçlerle savaşılır ve bu dönemde İslam toplumu dörde ayrılır. Müslüman Araplar. Arap olmayan Müslümanlar nasıl bir tanım? Müslüman Araplar. Arap olmayan Müslümanlar, mevali, azat edilmiş köle anlamında, zımmiler, Hristiyan köleler, savaşlarda ele geçen esirler. İslam tarihinin ilk hanedan devleti hangisi? Demin söylemiştim, Emeviler. Emeviler dönemindeki divanlar neler arkadaşlar? Hazreti Ömer döneminde divan vardı sadece, devlet için görüşüldü. Bu Emeviler döneminde geliştirildi. Divanül Resail, Resa, Risale, yazı. Tamam mı arkadaşlar? Divanül Hatem, halifenin mektuplarını yazıp gerekli yerlere gönderen. Divanül Haraç, haraç, para, mali işler. Divanül Berit, arkadaşlar posta, haberleşme, istihbarat. Divanül Cünt, cünt, cent, cünt, asker. Asker işleri bakan divanlar kurulur. Emevilerde güvenlikten sorumlu olan teşkilat gerek Emevilerde gerek Abbasilerde şurta teşkilatıdır. Emevilerde adli teşkilat arkadaşlar kadılık zaten Hazreti Ömer döneminde kurulmuştu. Hisbe İslam'ı anlatan arkadaşlar doğruluğu öğreten ve Müslümanları uyaran teşkilat. Bir de mezalim mahkemesi. Henüz divanül mezalim değil, mezalim mahkemesi siyasi suçları yargılayan mahkemeler bu dönemde kurulur. Abbasiler döneminin önemli olayları nedir? Arkadaşlar Emeviler yıkıldığı yerin Abbasi devleti kuruldu. 750-1258 tarihler arasında kurucusu Ebu'l-Abbas Abdullah'dır. Ebu'l-Abbas Abdullah isyan ederek Abbasi devletini kurdu ve Emevileri, Ümeyyoğullarını katletti yani. O yüzden de Saffah kan dökücü denildi buna. Fakat şehir fazla sürmedi, hükümdarlığı fazla sürmedi. Ebu Cafer Mansur başa geçti. Ebu Cafer Mansur hanedanın kurucusu oldu. Yani asıl kurucu Ebu Cafer Mansur ki Ebu Cafer Mansur'dan sonra hep onun çocukları geçecek başa. Ve o yüzden devletin asıl kurucusu kabul edildi. Arkadaşlar Ebu Cafer Mansur Bağdat şehrini, Medinetü Selam Bağdat şehrini kurdu. Devletin merkezini Bağdat'a taşıdı. Neredeydi? Küfe'de. Şu anda Şam'daydı. Şimdi ne oldu? Bağdat'a taşıdı. Arkadaşlar Türkler bu dönemde ilk defa devlet kademesinde görev almaya başladı.
Yani memuriyette, askerlikte görev almaya başladılar. O zaman şunu şöyle hemen apostrof yapalım. Ki Abbasilerin en parlak devri Harun Reşit zamandır. İslam Rönesansı bu dönemde yaşanmıştır ki Harun Reşit muhafız birliği kurmuştu, hatırlayın, Türklerden oluşan. Avasım şehri kurdu, merkezi Antakya olmak üzere. Onun çocuklarının Mutasım döneminde Samarra şehri kuruldu. Bağdat yakınlarında sadece Türklerden oluşuyordu. Türklerin askeri kimliklerini korumak amacıyla yapıldı. Ve arkadaşlar, Mutasım devletin merkezini Şam'dan Samarra'ya taşındı ve belli bir dönem Samarra dönemi olarak geçti Abbasilerde. Ki yine bu dönemde Eskişehir'e kadar olan topraklar fethedildi. Yani Anadolu toprakları fethedildi. Bu fetihlerde hep Türk askerler görev yaptı. Türkler Abbasi döneminde Anadolu'ya girdiler yani. 847 yılından itibaren Abbasi devleti zayıflamaya başladı ve Abbasilerin ordu komutanı ve valileri tarafından Tavaifül Mülük, küçük devletçikler, Tavaifül Mülük dediğimiz devletler kuruldu. Peki bu Tavaifül Mülük devletleri kim? İşit, Tolunoğlu, Aglebi, Tahiri, Samanoğlu, Büvehi, Safari, Fatimi. Bunlar Tavaifül Mülük'tür. Şu arkadaşlar Türk'tür. Bunlar Türkler tarafından kurulan. O zaman Tavaifül Mülük olup da Türkler tarafından kurulanlar bunlar. Bunlar da Şii olanlar, Büvehiler ve Fatımiler Şii. O yüzden de halifenin başına bela olacak Büvehiler ve Fatımiler olacaktır. Sorumuzu soralım. Türk hangisidir? Tolunoğlu İşit Türk. Gazne ve Selçuklu'nun İslamlaşmasını sağlayan kimdir? Samanoğulları. Bunlar mesela Gazne hükümdarı Samanoğlu'nun ordu komutanıydı. Gitti Gazne şehrini aldı, kendi devletini kurdu. Bu hangisi halifeyi tehdit etmiştir? Büvehiler ve Fatımiler halifeyi tehdit etmiştir ki biliyorsunuz Büvehi tehdidine karşı gerek Gazneli Mahmut gerekse Tuğrul Bey halifeye yardım etmiştir. Abbasiler döneminde İslam karşıtı hareketlerini, arkadaşlar İslam karşıtı hareketler hemen hemen her dönemde var ama burada ciddi anlamda ön plana çıkıyor. Neler? İran bölgesinde daha çok Ravendiye, Mukanna, Babek, Mazyar, zındıklık hareketleri, zındıklık artık dinden çıkan hareketler ortaya çıkmış. Milliyetçilik de çok etkili burada, Fars milliyetçiliği. Abbasilerin önemli özelliklerine mevali kavramını ortadan kaldırdılar. Yani eşit bir toplum, İslam. O zaman Arap devleti anlayışı, İslam devleti anlayışına neyle dönüştü? Abbasilerin mevali kavramını ortadan kaldırmasıyla dönüştü. O yüzden de Türklerin yoğun olarak İslam'a kabulü Abbasiler dönemine denk gelir. Talas Savaşı'ndan sonraki döneme. Bu dönemde İranlılar ve Türkler devlet kademesinde önemli görevler aldılar. Arkadaşlar, vezirlik makamı bu dönemde kuruldu. Kim döneminde dersiniz? Ta Ebu Abbas Abdullah'a kadar gider vezirlik makamı arkadaşlar. Bu dönemde divan geliştirildi. Divanı inşa, yazışma, divanı mezalim, siyasi suçlar, divanı ceyş, cünt, asker işler, divanı beytülmal, maliye, divanı zenadıka, şunları işte bunların defterini dürmek. Haciplik dediğimiz şey arkadaşlar aslında hükümdarın, halifenin danışmanıdır. Halkla hükümdar arasında, halife arasındaki irtibatı sağlayan kurum haciplik. Hacibül Hücab Selçuk'tan aklınıza gelsin. Divanü Darı Darp. Darp, darphane, para basma yeri. Yani darphane işte, yani Merkez Bankası gibi düşünün arkadaşlar. Bu dönemde Beytülmal açıldı, tercüme evi. Arkadaşlar, müthiş bilimsel çalışmalar yapıldı. Bu sorulabilir arkadaşlar. Halife Memun döneminde tercüme faaliyetleri ortaya çıktı. Felsefi ekoller, İslam'da felsefi ekoller. İbn-i Sina, Farabi, İbn-i Bace ki Endülüs'ün ilk filozofudur bu arkadaşlar. Elkindi, ilk İslam filozofu. Hep bu dönemde ortaya çıktı arkadaşlar. Fıkıhta mezhepler, Hanifi, Maliki, Hanbeli, Şafii gibi mezhepler bu dönemde ortaya çıkmaya başladı. Abbas devleti nasıl yıkıldı? Hülagü yıktı. 1258'de İlhan devletinin hem kurucusu hem ilk hükümdarı olan Hülagü geldi. Bağdat'ı yağmaladı. Medreseleri mahvetti. Eserleri, Beytül Hikme'deki tercüme eserlerini hepsini nehirlere attı. Ve İslam medeniyete ciddi anlamda dibe vurdu. Bu Hülagü'nün bu devleti yıkmasıyla ki halife de Mısır'a kaçtı ve orada Memluklara sığındı. Memluklar 1517'ye kadar Abbas halifesini korudular. Yavuz geldi Memlu yıkınca Mısır'ı Memluklardan halifeli Abbasoğullarından aldı. Emir-ül Ümeralık ne? Şurayı bir hatırlayın şimdi. Ne oldu? Artık valiler devlet kuruyor. Bunun üzerine Abbasiler Emir-ül Ümeralık'ı kurdu. Nedir Emir-ül Ümeralık? Halifenin siyasi otoritesinin zayıflaması üzerine devlet erkanı arasında ortaya çıkan, ordu komutanları ve valiler arasında ortaya çıkan, iktidar mücadelesine son vermek maksadıyla kurulmuş olan kurumun adı Emir-ül Ümeralık'tır diyoruz. Arkadaşlar, Endülüs'te kurulan İslam devletleri kim? İki tane. Endülüs Emevi, Benahmer Devleti. Bunun ikisi
İspanya'da kurulan İslam devletlerdir. Birincisi bu, sonuncusu da bu. Yani Benahmet'in yıkılmasıyla İspanya'daki İslam varlığı sona erecektir. Endülüs Emevi Devleti'nin kurucusu kim? Arkadaşlar 750 yılında Ebu'l-Abbas Abdullah Emevileri yıkıp Ümeyye yollarını katletmeye başlayınca bunların bir kısmı İspanya'ya gittiler ve İspanya'da 1. Abdurrahman liderliğinde Endülüs Emevi Devleti'ni kurdular. Endülüs Emevi Devleti 756 yılında 1. Abdurrahman tarafından kuruldu. Peki en parlak devri nedir Endülüs Emevi'nin? 3. Abdurrahman. Bu aynı zamanda halife ünvanını alıyor. Diyor ki ben halifeyim artık diyor. İslam dünyasında artık 3 halife var. Fatimi halifesi, Endülüs Emevi halifesi, Abbas halifesi. Ciddi anlamda otorite siyasi bozulmuşluklar bu dönemde var. Arkadaşlar burada şeyi unutmuyoruz. Yani Endülüs Emevi Devleti'nin Avrupa'da kurulan ilk İslam devleti olduğunu unutmuyoruz. Arkadaşlar bu devletin başkenti Kurtuba'dır. Birçok cami, kütüphane, medrese gibi birçok bilimsel eserler bu dönemde yapılmış. Ve hangi şehirler kurulmuş dikkat edin şimdi. Kurtuba, Tuleytula, Medina, Karmune, İşbiliye, Maride, arkadaşlar Mursiye, Gırnata ki Kurtuba Endülüs Emevi'nin Gırnata Benahmer'in başkenti olacak. Zaragoza, Barcelona mesela gördünüz mü arkadaşlar? Enteresan değil mi? Bugün dünya devleri bunlar futbolda. Endülüs Emevi Devleti'nde siyasi güç zamanla farklı etnik kökenlerden gelen devlet görevlerinin eline geçer. Bu görevlerin birbiriyle mücadelesi iç karışıklıklar sonucu parçalanmalar olur ve Tavaif-ül Mülük devletleri kurulur. Hem Abbasi'de kuruluyor Tavaif-ül Mülük hem de Endülüs Emevi'de kuruluyor. Ne bunlar? Tavaif-ül Mülükler ne? Yani dönemler ne? Dönemler başlıyor artık arkadaşlar. Birinci dönem bağımsız emirlikler dönemi. İşte Tavaif-ül Mülük dediğimiz olabilir. Sonra murabıtlar dönemi. Kuzey Afrika ve Endülüs egemen. Ki bunu yıkıyor. Daha sonra muvahhidler dönemi başlıyor. Yine aynı coğrafyada. En son da İspanya'da o Gırnata küçük bir yerde. Benahmer Devleti doğuyor. Benahmer Devleti de artık İspanya'daki son Müslüman İslam temsilcisi oluyor. 1492'de hatırlayın. Kastilya Kraliçesi ile Aragon Kralı evlenecek. Rajon Gusto ortaya çıkacak. Bunlar gelecekler İspanya'yı yağmalayacaklar. Oradaki İslam varlığına son verecekler. 2. Bayezid Kemal Reis komutasındaki donanmamızı gönderecek İspanya'ya ve oradaki Yahudileri, Müslümanları Kuzey Afrika'ya, Balkanlara, Anadolu'ya yerleştirecek. Benahmer Devleti deyince ne gelecek aklımıza arkadaşlar? İspanya'daki son Müslüman devlettir. Kurucusu da Muhammed bin Ahmer. Ahmer kızıl şey vardır ya, Elhamra Sarayı değil mi? Kızıl Saray. Bu dönemdedir işte. Başkenti de Gırnata şehridir ki Benahmer ve Endülüs Emevi Avrupa'da Rönesans'ın ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Burada İbni Haldun unutmuyorsunuz arkadaşlar. İşte Mukaddime Kitabül Liber adlı, Über adlı eserini artı İbni Rüşd unutmuyorsunuz. Bu Aristo'yu Avrupa'ya öğreten ki bunların hepsinin eserleri hep Latin dillerine çevrilmiş. Kültür Benahmer Devleti zamanında büyük bir gelişme gösterir. Başkenti Gırnata bilim ve kültür faaliyetleri arasında bir merkez olur. Avrupa'da Rönesans'ın başlamasında etkili olmuştur. Zaten bunu da size söylemiştim. Arkadaşlar İslam tarihi deyince de aklımıza bunlar gelecek.